Evet arkadaşlar, ders kaydınızı da başlattım. Geçen haftaki konuyu tekrar edeceğim. Hızlıca ya da artık yavaş yavaş. Geçen hafta bir de ödev vermiştim. Bu arada haftaya da quiz olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani çoktan seçmeli, yok yüz yüze olacaksınız. Çoktan seçmeli ya da ne denir? İşte klasik mi? İkisi de olabilir, belli olmaz. Ama haftaya da quiz olma olasılığınız çok yüksek. Yani çünkü çalışmıyorsunuz, konuları ben de 3 yazıyor ya. Niye? 3'müş. Efendim? Tamam, ben de 3. hafta diye düşünüyorum. Arkadaşınız konuları tekrar ettiği için o çok çalışmış. Şimdi geçen hafta timer 0 kesmesi yapmıştık. Ders notlarından da bulayım onu. Yoklamaya yeni gelenler alıp imza atar mı? Vakit kaybetmeyelim. Burada yoklama. Kimler yeni geldiyse. Şimdi timer sıfır kesmesinde bir kod yazmıştık. O kodu da ders notlarınızdan alıp hemen çalıştırayım. Şimdi hafta. Yazmayla uğraşmayalım. İkinci haftada şu sizin mi? Evet. Şöyle birden fazla kod yazmışlar hatta. Tamam. Ben şu kodu alıp çalıştırıyorum. Aa, ben sizi ödevi de çözmüşüm. Aa, ama sizin haberiniz yok. Ama olsun. Bu politikayla gidersek her yere var. Efendim? Ödevin süresi daha var. Tamam. Tamam, şöyle bir çalışma yapmıştık. Harici kesme şey pardon düzeltiyorum. Timer sıfır kesmesi yazmıştık. Timer sıfır kesmesi dahili çalışıyordu. Dahili ne demek? Kendi osilatöründen çalışma için frekansını oradan alıp ona göre sayma işlemi yapıyordu. Onu da nasıl hesaplamıştık? Şöyle hesaplamıştık galiba. Galiba değil de ben galibaymış gibi anlatacağım. Osilatör frekansı kaçtı bizim kullandığımız? 20 MHz'ti. Tamam, 20 MHz. Çalışma frekansını nasıl buluyorduk? Çıkartıyoruz. Çalışma frekansı neydi? Kaç? Nasıl hesaplıyorduk? Fc eşittir. Bu küçük şeydi hatta. Eşittir. Neydi? Osilatör frekansı FOSC bölü 4'tü. Bu da eşittir kaç yapıyordu? 5 MHz mi yapıyordu? 5 MHz yapıyordu. Tamam. Sonra timer 0'ın T kesme süresi vardı. Kesme periyodu ya da süresi aynı anlama gelir. Bunda sıkıntı var mı? Arkadaşlar, yeni gelenler şu yoklamayı imzalarsa sonraki zaman kayıplarından kurtuluruz. Bunu nasıl hesaplıyorduk? Şurası
İnşallah tutar bir ara o söylediğin. Bir yerde yakalarız. 60'a bölme olayını ben henüz çözemedim ama. Ama sen söylemeye devam et. Sıkıntı yok. Aynen senden yanayım. İnşallah bir yerde vardır 60'a bölme. En kötü 5'e böleriz. Gerçi 4'e böldük. Bir yerde bir şey bulacağım sana. Devam ediyoruz. T kesme süresini şöyle hesaplıyorduk. Arkadaşlar bakın kodda biz şeye de yazmışız bunu. Bayağı bir şey yapmışız ya. Bu şey interrupt, bu harici kesme ya. Yanlış ders notu bu. Geçen hafta biz timer sıfır kesmesini nerede anlattık? Buradaymış. Ben de diyorum bayağı bir şey yapmışız. Bakın timer sıfır kesmesinde burada dahili osilatör frekansını alıyor, çalışma frekansı ve 256 parçaya böldüğünü kabul ediyor. Çarpı 256 geliyor. Yani frekans aşağıda, yukarıda periyot vardı. O zaman burası bakın FC 1 bölü FC çalışma frekansı yani. Çarpı şurası bölme oranı 256 çarpı bir de timer sıfır kesmesinin gitme aralığı var. Aslında o 256 adımı var. Ama burada 256 adım 60'tan başlatıldığı için 256 eksi 60. 0 verirse ne olur orayı? 256 eksi 0 olur. Tamam bunu hesaplarsak burası ne yapacak? 1 bölü bakın 1 bölü 5 milyon eşittir çarpı 256 çarpı 256 eğer 196 olmasaydı bakın şu kadar düzelteceğim onu merak etme şurayı sıfır olursa kontrol V bu kadar saniye sürermiş bu neyin süresi kesmenin süresi i'nin süresini hesaplamak için de i süresi yazsak buraya eşittir. Şurada kaç kez tekrar ediyorsa mesela maksimum işte 50-100 iki katı sinyalin yarısı ya periyodu diğeri olacak. İ süresi T kesme çarpı işte kaç kez tekrarı varsa o kadar çarpı 100 mesela çarpı 100 o da eşittir. Burası ne yapacak? Çarpı 100 eşittir. Şu kadar saniye yaparmış. Kontrol C. Ha, bu geçen haftaki konuydu. Bunu bir çalıştırıp görelim. Ödeviniz de bununla ilgiliydi. Sanki ödeviniz bununla ilgiliydi. Ben sanki ödevinizi size çözmüşüm gibi duruyor ama. Tamam soru şu olsun. Bu şekilde veriliyorsa şu şekilde verilen kodda B0'daki sinyalin periyodu ne olur? Ya da frekans kaç olur? Kim söyler? On mu yüz mü? Ben de bilmiyorum şu anda hesaplamadım. Cevap vereceğim sana. Frekansı kaç olur şu anki haliyle mi? Normalde şuradaki hesaplamanın kaç olduğunu biliyoruz. İşte 60'tan başlarsa kesme frekansı yaklaşık 0.2 saniye sürüyordu. 100 kez tekrar ederse 0.2 saniye yok düzeltiyorum. Kaç kez tekrar ederse 20 kez tekrar ederse 0.2 saniye sürüyordu. Onun 5 katı olursa
Bir saniye mi sürüyor? Evet, bunun çıkışı bir hertzlik sinyal olması lazım. Evet, bir saniyelik bir sinyal oldu. Ben iğne sayısını azaltırsam frekansını yükseltebilirim bunun çıkışını. Şöyle bir şey yazsam, şurası işte 2, burası 4 olsa bunun frekansını kim söyler? Değil. Evet, hesaplamak için süreniz başladı. 2 dakikanız var. Yoklama dolaşsın bu arada. Hep sonradan gelenler oldu. İmza atmayanlara sorun. Elden ele dolaştırın. Evet, kim söyleyecek? Buldunuz mu? Tamam, korkma. 1,075. Tamam. 1,075 diye ama. Gelip tahtayı silip adını yaz. Sonra da B0 çıkış frekansı diye yaz. O en sol köşeye kendi adını, sonra da altına bulduğun değeri yaz. Yukarıdan bir yer beğen. Evet, başka hesaplayan. Şu durumda B0'da bağlı olan, soruyu tekrar soruyorum. B0'daki şuradaki işte frekans metre ya da osiloskopta ölçeceğim frekans ne olur? Hertz olarak buldum mu? Kilo hertz, hertz, mega hertz ne buldum? Sonucun ne? Hangilerinde bulunmayayım? Bilmiyorsun, emin değilsin. Cevabını yazdın mı? Ne yazdın? Ne bulduğundan emin değilsin. Tam soru işareti yaz. Soru işareti yaz. Ne bulduğunu bilmiyor arkadaş. Olsun. Yine de cesur yani. Teşekkür ederiz. E başka cevap bulan? Mesela bu arkadaşınız ne bulduğunu bilmeden bile gelip yazdı. Ne bulduğunu bilen birisi var mı? Niye? Ben anlayamadım. Tamam, şunu kullanın o zaman. Şuradan bakarak hesaplayabiliyor musunuz? Kodu da açayım mı? Hepsi üst üste gelecek. Kodu da açayım. Sonra cevabı söyleyeyim. Sonra kim biliyor diye sorayım tekrar. Mikro denetleyicinin çalışma frekansı, yani mikro denetleyiciye gelen osilatör frekansı, çalışma frekansı. Sonra onları buluyoruz. Evet, bulan var mı? Yoklamaya imza atmayan. Evet, siz buldunuz mu? Çözüyor musunuz? O kadar uzun sürmüyor yani. O çözüyorsanız o yanlış bir yere doğru gidiyor demek ki. Bayağıdır çözüyorsunuz çünkü. Şey var ya böyle işte, birisi bir şey söylüyor. Diğer tarafta tercüman onun söylediği bir cümleyi çeviriyor 10 cümle olarak. Gerçekten bunları mı söyledi diyor. Evet diyor, bunları söyledi. Sizin çözüm oraya doğru gidiyor. Tamam, ben çözeyim. Şimdi normalde bu kodun aynısı değil mi? Ben sadece i sayısını değiştirdim. O zaman buradaki i süresi, ix süresi diyelim, süresi eşittir. Ne olacak? Ya da işte bu durum için ben hesapladıysam bunu. Ne olmasını bekliyoruz? Ya i süre, t kesme süresi şuysa 4 kez tekrar edecek bir periyotta. Kontrol V çarpı 4.
Yani şunu Ctrl C 4 ile çarparsam eğer Ctrl V deyince yazıyor mu? Çarpı 4 çarpı 4 eşittir. Bu süresini veriyor. Ctrl C süresi değil mi? Bunun saniye. Şu da saniye. Periyotla ilgili olduğu için saniye. Yani o sinyalin zaman süresi saniye. Her zaman saniyedir. Her yerde saniye ama milisaniye ama mikrosaniye. Dakika saat, yani dakika saat hesabı yapılmaz genelde ama. Evet, çok büyük değerlere gider. Tam bunun frekansını sormuştu. F i için frekans değeri 1 bölü bu ix yapar. Şu 1 bölü şu değer. Ctrl C. Evet, 1 bölü kontrol V eşittir. 19 Hz yapıyormuş. 19.07 Hz gibi bir değer yapıyor. Yani evet, saniyede 19 küsür kez kendini tekrar ediyor. Tamam, deneyelim. Yani 20'ye çıkıp 19'a geri inen bir değer oluyor. Compile ettik mi bunu? Biz kaç bulduk? 19. Bu 25 söylüyor. Neden? Sayıların küsür değerlerinde mi bir hata var? Evet, şunu kullandık. Doğrudan bunu kullandık. Yok, şunu kullandık. O zaman bu değer hatalı. 25'e çıkıyor. Küsür değerleri nasıl bulabiliriz bunu? 25 Hz. Neyse, biraz zorlasak hesaplarız, tam değeri çıkartırız da. Şu muhtemelen şuradaki yaklaşık değer bununla eşit değil. Peki i'nin 1 ve 2 kez tekrar sürelerini bakalım. Kaç veriyor bize? Burada 1 ve 2 yazalım. Bunun 2 katı vermesi gerekir. Yani daha hızlı tekrar edeceği için frekansı yükselecek. ...50 Hz'e çıkmasını bekliyoruz. 51 de olabilir. 50 Hz. 49, 50. Şeye bakalım, şu kendini gösteriyor mu? Tam ölçümünü görelim. Dijital osiloskop. 2 milisaniyeymiş arkadaşlar. Bir karenin tekrar süresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kare var. 10 kare var. Kaç saniye dedik bir karenin? 2 milisaniye söyledik. O zaman periyodu ne yapacak bunun? 20 milisaniye mi yapar? Doğru mu bu? Frekansı ne yapar bunun? 1 bölü 5 yapar. 5 kaç yapar? 1000 bölü 20 mi? 50 yapıyor. 50 Hz. Doğru yapıyor. Yani şu osiloskoptaki görüntüyle şunun ölçtüğü değer doğru. O zaman bunun zaman değeri muhtemelen bir yerde biz yanlış hesaplıyoruz. Ama orada da bir hata yoktu. F çalışma frekansı 4'te 1, 5 MHz, 256. Evet, nerede hata gördünüz mü? Kodda bakın 60'ta başlıyor. Biz onu kaç için hesaplamışız? Biz burayı sıfır almışız. O yüzden şurada ikinci senaryo diye başlayalım. İkinci senaryo. Yani bu kadar fark çıkmaması lazımdı. Ben de diyorum nerede hata yaptık. Dedim ya küsürleri görmüyoruz. Burasını 196'ya 60 çıkartırsak 196'ya denk gelecek. Şuradaki zaman daha farklı olacak. Evet, kaç burası? 256 çarpı 196 eşittir bölü 5 milyon mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşittir. Zaman şu yapacak. Bir kesme süresi. Ctrl V. Bir kesme süresini buraya yazıp Ctrl V. Bunu 4 ile çarpacaktık. Çarpı 4 eşittir.
şu yapıyor. Ctrl C. Frekansı ne yapar şimdi? Bunu da 1 bölü Ctrl V dersek, evet, 24.91 Hz yapıyor. 2'ye 4 olduğunda iyiler. Yani yükselme süresi 2, düşme süresi 4 tekrarla yapıldığında 25 Hz yaptı. 1'e 2 yaptığımızda da 50 Hz yapar ki normal. Bakın burada yine tam değer değil. 24.91. İşte bunu tam değere getirmek, işte çalışan makinede mesela üretim hattındaki ürünün böyle kenarından biraz artmasını engellemek. Ya da işte mesela soda dolduruyorsunuz. Soda her defasında taşıyor. Yani şişeden taşan sodayı kaybediyorsunuz. Ya da meşrubat, neyse artık su. Onları çalıştıran sistemlerin çok ne olması lazım? Hassas olması lazım. Ona göre oturup hesap yapacaksınız. Yani yoksa yani fabrika zarar ediyor ya da kardan zarar ediyor. Efendim? Yani bu konu cevapla yakından alakası yok. Evet. Ben onu cevap vermeyecektim ama sen sordun. Tamam, buraya kadar sorusu olan yok herhalde. Bu geçen haftanın konusuydu. Ders notlarına eklemiyorum. Nerede ders notlarımız? Geçen haftadan bu notları aldım, yapıştırdım. Başka bir şey daha yapmışız burada. Onu gördünüz mü? Bakın şurada bir tane kesme şey, while true'nun zaman çıkışı var. Yani geçen hafta aslında ben size verdiğim ödevin cevabı ile ilgili bir şeyler de konuşmuşum. O burada çalışıyor. Yani aynısı değil de onların düzenlenmesi durumunda ödev sorusunu çözebilecek hale gelirdiniz eğer baksaydınız. Tabii ki de tercihler sizin. Buraya kadar soru yoksa yeni konuya başlayalım. Bu arada bu konudan quiz olacaksınız. Tamam, quiz konusu da bu. İsterseniz bu arada kendi notlarınızı da sessizce tamamlayın. Şimdi ikinci konuya bakalım. Şimdi timer sıfır kesmesinde kendi osilatöründen sinyal alıp ona göre sayıyordu. Şimdi timer sıfır uygulaması 2'de şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor kendi osilatörümden sinyal almayayım. Onun yerine dışarıdan bir butondan sinyal alayım. Ona göre sayma işlemlerini yapayım. Tamam. Tasarımda da diyor ki şurada işte 4 bit LED bağlanmış. Binary olarak sayma yapacak. Şurada da buton var. Buton bakın A4'e bağlanmış. Niye A4'e bağlanmış? Onu konuşalım. Ben tasarımı düzenleyeyim. Bunu farklı kaydet diyeceğim. Değiştireceğim tasarımı. İşte kesme 2.1 versiyonu, sizin için açılan versiyonu kaydet diyelim. Şurayı ihtiyacımız yokmuş, burayı siliyorum. LED'i de silecek, şunu silelim. Şunu da silelim, bunlardan kurtulduk. Buraya LED bağlamış, onun yerine ben 74LS48 kullanayım, 4 bit. Yani donanımı biraz değiştiriyorum kendimce. Buraya da ne bağlıyorduk? Şu 4 tane pine 5 volt bağlıyorduk. Arkadaşlar çok yavaş ve tane tane anlatıyorum. Hem ders kaydı için iyi hem rahat dinleyin diye. Bir de 7 segment display'e ihtiyacım var. Çıkıştaki sayma değerini hani bana anlamlı versin. Bak. Binary olarak değil de 7 segment. Şurada bir tanesi bu değil. Kırmızı LED vardı bir tane. Toprak istemeyen. Bu. Şunu ekleyelim. Tamam, artık sayıyla ilgili şuradan gelen binary değeri ben 7 segment display'de görebileceğim. Başka ne istemiş? Yani buraya display istemiş. Şurada buton olacak. Bu butonun niye burada olduğunu konuşalım hemen. Bizim butonlar yanlış yere bağlı. Bunları kopartalım.
Bakın şuradaki A4'e bağlanmış. Onu görebiliyor musunuz? Neden A4'e bağlanmış? Başka bir pin olamaz mıydı? Evet, orası özel pin. Interrupt'ın, arkadaşlar bakın, kesme ile ilgili harici timer'ın sinyal okuduğu T0. Başka bir yere ne yapamıyoruz? Bağlayamıyoruz. Aynı B0 kesme sinyalini kullandığımız gibi. Harici kesme için B0 pinini kullandığımız gibi. Tamam. Tamam, bunu bağladım. Buradan çıkış aldım. Donanımla ilgili işi bitti aslında. Yani LCD de kullanabiliriz. Gerçi hiç kullanmadım ben şu ana kadar diğer gruplarda. Şurada bir tane çıkış var. Şimdi kodu yazmaya gelelim. Sihirbazı kullanabiliriz. Birçok şeyi hızlıca bize yapma imkanı veriyor. Ve kodu taslak olarak veriyor. Taslak koddaki avantaj, işte parametreleri yanlış yere yazma olasılığından kurtuluyorsunuz. Bir de yazarken evet, hata yapma şansınız azalıyor. Şimdi timer 0'ın iki tane şeyi vardı. Bir tanesi kendi içerisinden sayıyordu. Bir tanesi harici kesme. Şimdi bu harici kesme ile ilgili iki tane düzenleme yapacağız. Bir tanesi, bakın buradan aktif yaptım. Yine timer 0'ı. Şurada kodun üzerinde bana söylüyor. Diyor ki, nerede bu? Bakın RTCC harici kesme 5'ten 1'e inerken, yani şunu seç diyor. Ben aynısını seçeyim. H'den L'ye gelirken 5'ten 1'e gidiyor. Efendim? Evet. Yani düşen kenar. Düşen kenar, yükselen kenar tetik. Şimdi kodu buraya bakın hemen düzenledi. Bir de bir tane daha interrupt'ın içerisinden, bakın en alt satırdaki taşma kesmesi timer 0 için, kodu buraya düzenledi onda da. Aslında benim yazmam gereken her şey bitti. Diğeri de timer'daydı. Nerede bu? Evet, şurada. Bakın buradaki time division'ı yani bölme oranını 1 vermiş. İsterseniz daha yüksek bölme oranları isteyebiliyorsunuz. İşte 256 gibi. Kodda sanıyorum, evet, 2 vermiş. 2 olanı seçebilirsiniz buradan. Şu. Şurada da 2 yazdı. Ya da size vereceği taslak koddan bunu elle ne yapabilirsiniz? Düzenleyebilirsiniz. Oluşturmasını istedik. Bize bakın bu şekilde bir kod verdi. Şurada timer 0 kesmesi var. Timer 0 kesmesi artık nasıl bir kesme? Bakın burada söylüyor. Harici bir kesme. Dönüştü yani. Burada da kesme fonksiyonu var. Burası da tamam. Burada işte main fonksiyonu var. While true var. Şimdi gidip kodun içerisinden istenilenleri tek tek yazabilirim. Doğru yerde miyiz? Evet, şunu yazmaya çalışıyordum. Şunu isterseniz yazabilirsiniz ama bizde main hash olarak yazılmış zaten. Şu fuse komutlarını yazmıyorum. Delay'i yazmıyorum. Bu şu demek. Burayı yazarsanız osilatör frekansını düzenliyorsunuz. Yani bunu alıp buraya yazabilirsiniz. Şöyle. Burayı 20 MHz olarak yazabilirsiniz. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 MHz olarak kullanır bunu. Yani yazsanız da yazmasanız da. Ya da burayı 10 yaparsanız 10 MHz için osilatör frekansı alıyor demek. Burası tamam. Burası diyor ki 4 MHz'lik osilatör sinyalim var. Şunları yazmıyorum. Use fast input output'ları yazmıyorum. Bir tane sayı değeri yazıyorum. Int sayı eşittir 0. Yani sayı değişkeni açılmış. 8 bitlik. İçerisine de 0 yazılmış. Bu da tamam. Sonra bakın timer 0'ın kesmesinin içerisine bakın set timer 0 254. Bu aynı anlama geliyor. Set timer 0 254 ne demek bu? 254. adımdan başla.
255-0. İki adım gidecek. Alt çizgisini unuttuk. Kırmızı yanıyor. Yazım hatası var mı diye, ama bakın mantık değil. Yazım hatası var mı diye ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz. İşte compile ettiğinizde yazım hatası var mı yok mu size söyler. Evet. Neyi? Ona geleceğim. Yani söylediğim daha öncekinde kaç yazmıştık hatırlıyor musun? Hayır. 60 yazmıştık. İşte sen 60 yazdığımızın neden olduğunu söyle. Ben sana 254'ü söyleyeceğim birazdan. Tamam ama niye? Bir sebebi, özel bir sebebi vardı. Neyin tam zamanlı olması için? Yani bir saniyeye yaklaşmak için yaptık. Bölünebilir bir tam değere gitmek için. Burada harici kesme kısa sürsün diye yapıyoruz. Bir sürü adım için tuşa basmayayım ben. Daha az basayım diye. Birazdan göreceksiniz onu. Tam sayı değerini arttırmamı istemiş. Bir kez sayı değerini arttır. Sayı iş artı artı. Bunu kapattım. Başka ne istemiş? Yazalım tek tek. B portuna sayıyı yaz demiş. Tamam, bir soru. B portuna neyi yazacaktık? Sayı. Tamam, yazdım onu da. Bir şey düşününce, bir şey yaparken karışıyor her şey. Şimdi B portuna sayı değerini gönderdiğimde burada herhangi bir sorun yaşar mıyım? Ya da yaşamazsınız. Her şey gerçi iler basamağı olduğu için. Yani iler basamağı. Olabilir de olmayabilir de, ama şu an için 4 bitle yazsam sorun olmaz. Hatta bakın şurada cevabı görüyorum, 15'te sıfırla demiş. Tamam, 15'te sıfırlarsam zaten herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Sıfırlama işlemi için if sayı eşittir. Sayı eşittir eşittir 15 olursa değiştirebilirim de 15 demiş. Ne yapmasını istemiş? Sayıyı sıfırla demiş. Başka bir şey var mı? Buraya kadar tamam. Hocam bu enteşeyi önce kadar yazdım. Nasıl? 15. Hexe'nin karakterlerini yazıyor değil mi? Yani normal sayı adetinde 16 tabanda yazdım. Bir şeyler yazıyor ama onun kendi sembolleri vardı. 74LS48 kodluyordu. Geçen dönem konuşmuştuk. Böyle boşluk kodluyor. C entegre F'ye kadar kodlayabiliyor yani. Hayır, entegre kodlamıyor F'yi. Başka bir şey kodluyordu. Birazdan görürüz. Çalıştırayım. Hocam ondan sonra entegre kodluyor. 74LS48 kodluyor. Onu da istersen şuradan gidip 74LS48'in 74 serisi entegre LS48 data sheet'inden bakarsan, işte sana şöyle bir, neresi? Şurası olur mu? Sayfa gitti. PDF vardı burada, ne güzel. Şurada PDF var mı? Şurada şekillerini de söylüyor. Neye dönüştüğünü. Onu anlatmıştım ben. Geçen dönemin dersinde vardı. Burada göremiyorum sayfada. Neyse, ona siz bakarsınız. Ya da birazdan çalıştırırsak bütün adımlar için görürsünüz. Artık. Tamam, bunu yazdık. Şurayı bitirdik. Main fonksiyonun içerisinde şunu söylemiş. SetTris A ne demiş? Main fonksiyonda setTris A ne demiş orada? 0 0x 10 muydu? Niye 10? Sadece bir tane şey. Tamam, bakıyoruz. 0x 10, onu ben soracağım şimdi. Söyle kaç oluyor? Binary halini söyle. Binary hali 0 0 0 1
Söyle binary halini. 0, 1, 0. Yani sağdan sola doğru. Yok, soldan sağa doğru söyle. 0. 8 olacak. 4 olacak. Hocam bir tane 1 koyalım. Tamam, bir tane 1 yazayım hadi. Ardından 0. Tamam. 1, 0. Bu binary hali mi şunun? Bu fikre katılanlar, katılmayanlar. Bir de 0, 0, 0, 0 daha iyi. Tamam, 1, 2, 3, 4. Böyle mi diyorsun? Sen söyle. Tamam. En sağdan sola doğru gideceğim. Tamam, o zaman şuraya doğru gideyim. Tamam, buraya 0, sonra buraya 1, sonra 0, 1. Hocam sadece bir tane 0 şey 1 olacak. Siz bayağı iptal etmişsiniz geçen dönemi. Şöyle olacak, arkadaşınız şimdi söyledi ama 1, 2, 3, 1 olacak. Bu ikisi farklı karakter. 4, 4 bölüyorduk ya. Dört basamağın karşılığı bir işte burada. Dört basamağın karşılığı sıfır burada. Tamam, sizin geçen dönemi resetlemişsiniz. Olsun. Ne yapalım? A tut B, B portunu sıfırla. Bunu da yazdık. Burası tamam. Şurası 254'ten başla demiş. Yukarıda yazdık mı bunu? Aynısını bakın buraya da alıyorum. Ctrl V 254. Sonra da while true'yu sıfırla demiş. Yani while true'nun içerisinde herhangi bir şey yok. Onu da buradan kaldıralım. Şimdi sorunuz var mı bununla ilgili? Ne yapacağını izleyeceğiz. Ben şu şey kısmını hala anlıyorum. Setup timer var ya. Şurası mı? Bunun bir şurası mı? Evet. Bu şeye diyorum ki timer sıfır kesmesi A4'ten yani şuradaki düşen kenar şuradan tetik alacak. Sonra iki kez bölme hakkım var. Yani burası çarpı 2 gelecek. Bunu nasıl anlatacağım? Çarpı 2 gelecek. Şöyle zamanda biz burası 256 olduğunda burayı çarpı 256 yazıyorduk ya, zaman süresini uzatıyorduk. Bu da gelen pulse'ı 2 ile çarpacak. 2 tane pulse gelirse. Öbür tarafta osilatör 256 kez o frekansındaki saniye 256 kez uzatıyor, bekletiyordu. Sonra çarpı 196 196 kez bekletiyordu. Burası da 2 kez bekletecek yine. Benim dışarıdan gelen sinyalimi. O anlama geliyor. Birazdan çalışınca daha belirgin olacak. Tamam, burasını 2 yazdık. Şu 254'ün ne anlama geldiğini sordu arkadaşınız ama telefonuyla oynuyor. Bakalım ne yapacakmış. Efendim? Tamam. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Tamam, çalıştıralım bakalım ne olacak. Şurada kodu yükledik. Şimdi bu butonla ilgili bir şeyler olmasını bekliyoruz. Burada herhangi bir şey yok. Şimdi butona bir kez basıp çektim. Bir değişiklik olmadı. İkinci kez bastım, çektim. Yine bir değişim yok. Üçüncü kez, dördüncü kez bastım, bıraktım. Sıfır, beşten sıfıra düşerken tetikledi burayı. Ama kaç kez bastığımda? Dört kez bastığımda. Aslında sebebi şu. Birincisi 254'ten 255'i bitirip sıfıra gitmesi için iki adım gidiyor. Şundan dolayı. İki adım da bundan dolayı gidiyor. Dört adım. Dört adımda bir tane taşma kesmesi gönderiyor. Yani 255
254 oldu. 254, 255, 0 bir taşma kesmesi. İki tane de bundan dolayı geliyor. 4 tane. Ben 1'e indirmek istesem şurayı 1 yapayım. Yani sadece 1, burası 1. Burası da 255 olursa 1 çarpı 1'den 1 kere de kesme gönderecek. 1 çarpı 1. 1000 çarpı 1000 değil de 1 çarpı 1. Yani şöyle oldu. Burası 255 yazdığım için 1 adım gidecek. 1 adım. 1 adım çarpı 1 adım. Time division'ı da 1 adıma getirdim. Bu eşittir 1 adım yapacak. Çarpıldığı için. Ya da adım kare. Tamam, çalıştıralım bunu. Şunun üzerinde tekrar yükleyip compile ettik sanırım. Evet, bir kez bastım. Bir tane şey yapıyor ama çalıştı bakın. Direkt bir de. İkinci kez bastım, bıraktım, tetikledi. Düşen kenarda. Bastım, 5 volt. Düşerken tetikledi. 1 çarpı 1. İki kez de yapmasını istesem ya şunu 2 yaparım ya da bu 1 kalır. Şunu 254'e geri çekersem de olur. Burayı 2 yapayım mesela. Daha kolay ya da hızlı olur şimdi. Tekrar buraya gidiyorum. Kodu derledim ya da yükledim. Derledim, yükledim. Buraya bastım, bıraktım 1. Bastım, bıraktım. Evet, 2 tane durumda burayı tetikledi. Şimdi bu yaptığım timer 0 kesmesi arkadaşlar. Ben buraya while true'un içerisinde bir şey yazdım mı? Hayır, yazmadım. Dışarıdan sinyali kendisi alıp şuradaki fonksiyon takip ediyor ve bunu nasıl yapıyordu? Kendisi ayrı bir donanımın üzerinden yapıyor. Yani mikro denetleyicinin yanında alt görev verdiği bir donanımsal parça var. Ona diyor ki böyle böyle olursa bunları takip et. Böylece ne oluyor arkadaşlar? While true'un üzerindeki yük kalkıyor. Mikro denetleyici yapması gereken, belki de çok hızlı takip etmesi gereken bir işi ne yapmıyor? Takip etmiyor artık. Orada diyor sen hesapla, bana 6'da 1, 10'da 1 haber ver, ben ona göre iş yapıyorum burada diyor. Bunu niçin kullanabilirsiniz? Örneğin mesela burada bir paketleme sistemi var. 6 tane ürünün burada geldiğini söyleyen bir sensör olursa şuradaki işte biz sayma diye onu modelledik. Orada başka bir robotik sistem harekete geçecek. Ama bunu işte yine şeyin içerisine yazdık. While true'ya da bir şey yazıp, yani while true'ya da bir görev verip bunların birbirleriyle eş zamanlı çalışmasını ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Bazı sensörler arkadaşlar, sensör kendisi 5 voltta duruyor. Önünden herhangi bir şey geçtiğinde 5'ten 0'a iniyor. Yani oradaki amaç da sizin sensörünüzün hangi tip olduğuna bağlı. Yükselen kenar mı sinyal verecek, düşen kenar mı? Onu da siz sensörün tipine bakıp, yani onun kataloğuna bakıp, oradan okuyup diyeceksiniz ki bu sensör düşen kenar tetikliyor. O zaman ben de koduma bunu düşen kenar algılasın istiyorum diyorsunuz. Böylece o sinyal size sensörden geldikçe ne yapabilirsiniz? Sayma işlemi yapabilirsiniz. Biz de burada şu anda sayma işlemi yaptık. İşte ikinci bir sistem var. Onu harekete geçirdik. While true'u yazıp başka bir görev de verebiliriz. Yani mesela bir senaryo uydurayım. Şuradan kod parçası alacağım. Yazması hızlansın diye. Şu LCD'yi mesela aktive edeyim. LCD ile ilgili kodları hızlıca şurada da vardı. Nerede LCD? Şunu alayım. Main fonksiyon içerisine şunu da aldım. Portlardan sonra şunu düzenlesin. Başka bir şey daha vardı orada. LCD nerede? Şurada mı? Sayma işlemiyle ilgili bir şey almış. Başka var mı? Başlattı. LCD ile ilgili kaçırdığımız D portunu yazdık mı oraya? Yazdık. While'ın içerisinde bir görevi var. Şunu. Mesela şey diyelim.
Burada sayma işlemi yapıyor ya. İşte koli sayısı diyebiliriz. Koli işte S diye bir şey belirleyelim. Ya da koli diyelim. Eşittir sıfır diyeyim bunu. Koli sayısını arkadaşlar while tur'un içerisinde artmasını sağlasam while tur'u her döndüğünde buradan mı alacak tetiği? Neyse bir yazayım sonra düşüneceğim. Buraya ekledim. Şuraya koli ekledim. Koli sayısı her şeyde yanlış yere yazdım. Koli sayısı diyelim buna. Koli sayısı D onu aldı. Buraya yazdı. Efendim? While tur'un içerisine yazdım. Ama koli sayısını şeyle ilişkilendirdim mi henüz? İlişkilendirmedim. Her 15'te bir sayma. Evet. Buraya koli sayısını buraya yazıp şurası ne yapacak? Her 15'te bir kez buranın içerisine girecek. Ama ben 15'te bir kez yapmıyorum ki onu. Burada 15'te sıfırlattım. Buraya ya işte 4 tane de ya da 5 tane de bir diyelim. Kesme ürettiği süreyi. Burada sayı için sınırlama yaptım. Evet, iyice yorulduk herhalde. Burası normalde arkadaşlar sayı değeri için sınırlama yapıyordu. Onu da bir şuna da cevap vereyim de. Sen sormuştun ya. Bak 9'dan sonra ne olacak? Onu da gör. 8, 9, ters C. İşte bu 74 LS 48'in yaptıkları. 15'ten sonra sıfırlıyor. Tekrar 1'e gidiyor. Buradaki her ikide bir buraya gönderme işlemi şuradaki fonksiyonun içerisinde. Yani burayı tamamlama süresinde bir tane koli sayısını arttırsa o zaman olacak mı? Neyse. Şuraya ara verelim. Sonra quiz için konuşalım. Yoklamayı okuyayım. Ben şununla ilgili de aklıma bir şey gelirse söyleyeceğim size.